Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Renkli haberlerimizle karşınızdayız. Posta Gazetesi'nin Afyonkarahisar'daki temaslarındaki bir sonraki durağı İstihisar Afşar Maden Suyu ve Marmara Akademisi oldu. Posta Gazetesi Afyonkarahisar'ın iş gücü potansiyelini ve istihdam kaynaklarını görmeye devam etti. İl merkezindeki ziyaretlerden sonra Mermer'in başkenti İstihisar'da Afşar Maden Suyu'nu gezen Posta Gazetesi heyeti ardından Marmara Akademisi'ni ziyaret etti. Ama bunun cevabı yok. Yanlış bir iş. Afşar Maden Suyu sahibi ve Marmara Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Şuayb Demirer öncülüğünde önce konuşmalar yapıldı, sohbetler edildi, ziyaretçilere maden suları ikram edildi. Afşar Maden Suyu tesisleri ziyaretçilerden tam not aldı. Heyetin sonraki durağı Türkiye'de ilk ve tek olan Mermer'in başkenti İstihisar'da kurulan Marmara Akademisi oldu. Blok taşı getirdik. Kafasının tamamını aldık. Daha sonrasında da işte saçlarını, ondan sonra kıvrımları makinede ince uçtu. Marmara Akademisi slayt gösterisiyle ziyaretçilere tanıtıldı ve İstihisar Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin, İstihisar Mermerciler Dernek Başkanı Muharrem Çakmak, Marmer Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Şuayb Demirel, Marmer Akademisi'nin tanıtımını yaptı. Anıtkabir'deki mermerler İstihisar'dan gitmişti. Bu tarihte 6 tane, 8 tane camız ya da affedersiniz öküz koşmak suretiyle ilkel usullerle çalışılıyordu. Tabii o ilkel usullerden bugünkü günleri yakalamak böyle büyük düşünen, ileriyi gören iş adamlarımız sayesinde oldu. Bu organize sanayi 1984'tür başlangıcım. Tabii ki burada rezervlerimizin çokluğuyla övünüyoruz bir yandan. Yani ihracat, ithalat kıyaslamasını yapacak olursak. Bir yandan da ülkemizde yapılan kamu binalarında hala ithal taşlar kullanılmakta. Bu da biz üreticileri üzmektedir. Yani dünyanın %33 rezervi bizde diyoruz. Havaalanlarımıza, hastanelerde de ithal granit taşlar kullanıyoruz. Burası farklı bir şehir. Bu şehir taştan ekmeğini çıkaran bir şehir. Burada doğan herkes taştan ekmeğini çıkarıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen insanlar bu iş ne kadar zor filan diyor. Aslında bu iş çok zor filan bir iş değil. Hepsi yaptığımız zaman iş oluyor. Yani çok zor bir iş değil. Ama şu var, hakikaten dünyada bilinen bir şehir. Hakikaten dünyada Afyon mermeri dediğimiz zaman yani temeli burasıdır, merkezi burasıdır, metinler buradadır. Tabii ki şehir olarak alınıyor ama neticede İstihisar'da bütün Türkiye'ye mermer teknolojileri ve mermer üretim bilgisi ve Türkiye'de açılan ocakların çoğu İstihisar'lar tarafından açılmıştır. Bu önemli bir parametredir. Ve Türkiye'de ilk defa İstihisar Organ Sanayi'de mermer organ sanayi burada açılmıştır. Afyonkarahisar Valiliği, Türkiye'nin önde gelen yayın organları arasında olan Posta Gazetesi'nin yönetici, yazar ve çalışanlarını ildeki ziyaretlerinin ardından akşam yemeği için Akgönes Termal Otel'de ağırladı. Afyonkarahisar'da yerin altı da yerin üstü de zenginlik. Afyonkarahisar Valiliği, Akgönes Termal Otel'de Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli ve gazetenin yazar kadrosunu ağırladı. Sanayici, doğaltaş sanayicilerimizin birçok ilde. Posta Gazetesi heyeti ilk olarak ATSO ve belediye ziyaretlerinde bulundu. Ardından heyetin son durağı Akgönes Termal Otel oldu. Posta Gazetesi heyeti akşam yemeğinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Emniyet Müdürü Ali Temiz, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve çok sayıda iş insanıyla bir araya geldi. Düzenlenen akşam yemeğinde konuşan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, bu topraklar Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır dedi. Sayın konuklar, malumunuz olduğu üzere Ağustos ayı milletimiz için zaferler ayıdır. Bu yıl Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız
ve ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar adeta kenetlendi. Bu kutlu günleri şanına yakışır şekilde anıyoruz. Sizler de yarın büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe'yi ziyaret ederek göreceksiniz. Belki birçoğunuz daha önce gördünüz. Bu topraklar işgal günlerinin acılarını duyan, çetin mücadelelerin yaşandığı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşmasının ardından Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'e de teşekkür etti. Burada bir gönül bağı kurduk. Ayrıca bir küçük parantez açmak istiyorum. Bu güzel ziyaretimizin için çok emek sarf eden bu şehrin gönül elçisi Mehmet Emin Güzbey'e de çok teşekkürlerimi ayrıca iletmek istiyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşmasında "Zaferin başkentiyiz" diyerek şu ifadeleri kullandı ve Posta Gazetesi'ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'deki ender illerin başında geliyoruz. Zaferin başkentiyiz. Büyük taarruz burada başladı. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar burası. Tabii mermerin başkentiyiz. Herhalde 400'e yakın iril ufaklı mermer işletmemiz var. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Yumurta üretiminde Türkiye borsasını belirleyen tek iliz. İddialı konuşuyoruz. Sporun da başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında teşriflerinden ötürü teşekkür ettiği Posta Gazetesi yazarlarına "Sizler şehrimizin güzelliklerini tanıtmanın inşallah sözcüsü olursunuz" dedi. Sizin buraya teşrifleriniz, sizin bu ziyaretiniz bizim için gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Sizler bizim şehrimizin, burada anlatılan bu güzelliklerin, bu tarihin, bu kültürün, bu dokunun, bu coğrafyanın, bu gastronomi şehrinin, belki burada anlatamayacağımız aslında birçok şeye sahiplik eden, bir kavşak noktası olan, aynı zamanda büyük taarruzun, zaferin meşalesinin yakıldığı bu şehrin inşallah sözcüsü olacaksınız diye düşünüyorum. Yani bizim hikayemizi aslen anlatmayı biz sizlere inşallah bırakacağız, sizlere havale edeceğiz. Çünkü sizler kalem üstadlarısınız. Sizler güçlü kalemlerinizle inşallah belki buraya çok daha fazla merak uyandırarak, çok daha fazla milletimizin teveccühünü arttırarak inşallah bizim zaten yapmaya çalıştığımız, zaten gayret ettiğimiz, zaten şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştığımız ve bizzat görünür ve bilinir kılmaya çalıştığımız pek çok şeyi inşallah sizlerin kalemleri, sizlerin sayfaları, ekranları sayesinde diğer vatandaşlarımıza, yerli turistlerimize, yabancı turistlerimize ulaşmasını sağlayacağız. Daha fazla bir arada olmamız lazım diyen Yiğitbaşı şunları kaydetti. Bizim şehrimizin gerçekten anlatılacak çok şeyi var. Bunu burada bir saatle, iki saatle zaten bitiremeyiz ya da anlatmakla bitirilmez. Gerçekten daha fazla inşallah bir arada olmamız lazım, daha fazla iletişimde olmamız lazım. Daha fazla şehrimizi anlatmak için sizlerle, gazetecilerimizle, yazarlarımızla, edebiyatla, kültür, sanatla buluşturmamız lazım inşallah şehrimizi ve insanlarımızı. Bu minvalde gerçekten Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu ayda, bu dönemde, bu tarihi dönemde ben de tekrar hepinize teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Emirdağ Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde birbirinden farklı sanatçıların şarkılarını seslendirdiği bir organizasyon yapıldı ve organizasyon birbirinden renkli anlara sahne oldu. Emirdağ Belediyesi'nin çocuklar için düzenlemiş olduğu sünnet şöleniyle sizlerleyiz ve biz de çocukların şölen eğlencesine ortak oluyoruz. Emirdağ Belediyesi çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Emirdağ Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Şölende çocuklar mini disko ile eğlendi. Diskonun ardından dört büyük sanatçının yer aldığı şölende Fakı Eder, Hamza Halaç, Mithat Sezer ve Yunus Koşar şarkılarını seslendirdi. Şimdi de buradan geçecek Aziye'nin yeşili olan. Birbirinden renkli anlara sahne olan şölende çocuklar doyasıya eğlendi.
Girdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Kanal 3 mikrofonlarına yaptığı açıklamada bir çocuğun gülmesinin dünyaya bedel olduğunun altını çizerek şunları söyledi. İlk söyleyeceğim cümle şu: bir çocuğun gülmesi dünyaya bedel. Yaklaşık bugün 50 tane çocuğumuz gülüyor, eğleniyor ve sünnet merasimi oluyor. Bu bizim için hakikaten çok kıymetli. Belki de hiçbir zaman sünnet töreni olmayacaktı. Bu insanlara, bu çocuklara sünnet merasimi yapmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Sünnet şölenine katılan vatandaşlar da bu şöleni düzenlediği için Emirdağ Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek şu sözleri söyledi. Vallahi çok mutluyum. Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Bu gerçekten benim için de, yani burada bulunan insanlar için de çok güzel bir şey oldu yani. Hele çocuklar için daha güzel bir şey oldu. Çok mutluyuz. Yani başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir şey önce olduğu için. Çok güzel bir duygu. Allah inşallah damatlığında büyüdüğü zamanlarda gösterir. Allah razı olsun yani. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel gidiyor. Yaz çok güzel geçiyor. Emirdağımız kıpır kıpır. Çok şükür, çok güzel. Başkanımızdan, Serkan Koyuncu'dan Allah razı olsun. Güzel insan. Her türlü yani Emirdağ için, gurbetçiler için, biz vatandaşlar için elinden ne gelirse her şeyi yapıyor. Çok teşekkür ederiz ona, Kanal 3'e vasıtasıyla. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok beğendim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle etkinlikleri devamlı yapıyor. Bir hepimizi kaynaştırıyor yani. Bulunmaz bir etkinlik. Çok teşekkür ederim emeğe geçen herkese. Şölende çocuklar gönüllerince eğlendi ve doyasıya dans etti. Hafta sonu Nil ile Ahmet Burak çiftinin muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdikleri düğün iş ve siyaset dünyasında bir araya getirdi. Emine Recep Uslu çiftinin kızları Ayşe Nil Uslu ile Habibe Talat Şahin çiftinin oğulları Ahmet Burak hayatlarını birleştirdi. Muhteşem düğün töreninde çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Düğün iş ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Düğüne Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Mega Birlik Medya İcra Kurulu Başkanı Adnan Demirel, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, İscihisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, İscihisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Ay Yıldız, Şahin ile Uslu ailelerinin yakınları ve kalabalık davetli grubu katıldı. Görkemli düğün töreni çiftin dansıyla başlayıp nikah törenine geçildi. Çiftin nikahlarını belediye başkanı Mehmet Zeybek kıydı. Damat ve arkadaşları düğün törenine özel zeybek oynayarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Damadın bu hareketi ayakta alkışlandı. Düğün sahne alan sanatçıların şarkılarıyla devam etti. Biz güzel olamadık. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan Teknofest'in Afyonkarahisar'da açılışı yapıldı. İnsansız hava araçları yarışmalarının yapılacağı etkinlikte 254 ekip yarışacak. Biz de mikrofonlarımızı bu gençlere uzattık. GPS mi takmış? Sabırsızlıkla beklenen insansız hava araçları yarışmalarının gerçekleştiği Teknofest Afyonkarahisar'da başladı. Eğlence ve yarışın bir arada olduğu festivalde yarışmacıların heyecanları gözlerinden okundu. Yarışmacılar büyük festivalde yaptığı insan hava araçlarını sergilemek için bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğrenciler birbirinden farklı icatlarını görücüye çıkardı. İki senedir aktif bir şekilde Akimobil takımının elektrik elektronik biriminde görev alıyorum. Arabamız motor sürücüsü hariç bütün parçaları yerli bir araç. Bir sene boyunca üzerinde çalışıyoruz. Biz geçen sene kullandığımız kabuk tasarımının aynısının üstüne iyileştirme ve geliştirmeler yaparak bu sene hazırlığımızı yaptık. Körfez yarış pistine yarışmak için gittik ama bataryamızdaki problemlerden kaynaklı yarışmadan çekildik. Yarışmadan çekilmiş olmamıza rağmen hem Teknoloji ve Sanayi Bakanı'nın hem de Teknofest hocalarının çok beğendiğini
beğendi ve yarışta seneye mutlaka görmek istediği bir araç oldu. Yaklaşık 25 kilo kaldırabilecek kapasiteye sahip. Yüksek çözünürlükte bir GPS verimi var. Aynı zamanda görevde 5 dakika civarında uçmamız gerektiği için süresini kısa tuttuk. Yaklaşık 3-4 dakika civarında uçabiliyor. Ama farklı konfigürasyonlarla yine bahsettiğim gibi 25-30 dakika kadar çıkartabiliyoruz. Uçakta yerli otonom uçuş kontrol kartı, yerli elektronik hız kontrol kartı ve yerli kumanda var. Bunların hepsini kendimiz yaptık. Normal burada diğer gördüğünüz uçaklar gibi değil, tamamen yerli, kendi yaptığımız kartlarla uçuş yapıyoruz. İnşallah hedefimiz yüksek bir derece almak. Bakalım Allah'ın izniyle alabileceğiz inşallah. Kaç kişilik bir ekiple çalıştınız? Normalde 8 kişilik bir ekibimiz vardı ama buraya 4 kişilik bir ekiple geldik. 4 kişi yani bunları başardık diyebiliriz. Ürünümüz quad tipi yani 4 kanatlı bir drone. Verilen görevi yapacak şekilde en optimum sistemi geliştirerek maksimum faydalı yük alacak şekilde bir tasarım gerçekleştirdik. Fazla miktarda su alarak hedeflediğimiz dereceyi elde etmek istiyoruz. Drone'un özellikleri neler? Özellikleri şu şekilde. Dediğim gibi 4 motor ve 4 pervaneden oluşuyor. Onun dışında yaklaşık olarak 1'e 2, yani aslında bizim baz aldığımız 1'e 2 itki oranı ama biz yüksek güçlü motorlar kullanarak 1'e 3 itki oranı yakalıyoruz. Yani İHA'mızın ağırlığından 3 katı fazla yük kaldırabiliyoruz totalde. Onun dışında hız vesaire gibi ayarlarını da yaptığımız için hızlı bir drone, aktif bir drone yani. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne vatandaşlar tarafından bulunarak getirilen ve bakımları tamamlanan öksüz kerkenez yavruları doğaya bırakıldı. Akürem yaban hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda hayvanı iyileştiren ve doğaya salınımını gerçekleştiren Akürem bugün de 14 kerkenez yavrusuna can oldu. Afyonkarahisar'da farklı bölgelerde vatandaşlar tarafından bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek Aküreme getirilen öksüz kerkenez yavrularının bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı. Yeniden doğaya dönebilecek duruma gelen kerkenezler Akürem Müdürü Profesör Doktor Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Şube Müdürü Selçuk Öcal, merkezin gönüllü gençleriyle Akü kampüsünden doğaya salındı. Merkeze 14 tane öksüz kerkenez yavrusu getirildiğini belirten Kandır, yavruların büyütüldüğünü söyledi. 2022 yavru sezonu tamamlanmak üzere. Bu sene kerkenez yavruları bol miktardaydı. Yaklaşık 14 tane kerkenez yavrusu merkezimize öksüz halde bulunarak getirildi. Kerkenezler insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde yuvalanıyorlar. Yani daha önce yuva yaptıkları alan şu anda binaların dikildiği, insanların yaşadığı alanlara dönüştü. Onlar da o bölgeleri terk etmedikleri için halen o bölgelerde büyük binaların çatılarının aralarına yuvalarını yapmaya devam ediyorlar. Yavrular da uçma zamanı geldiğinde yuvalardan atlıyorlar aşağıya. İnsanlar kerkenez yavrularıyla karşılaşıyor. Site bahçelerinde çok yaşıyoruz bu durumu. Gönül ister ki bu yavruları anneleri büyüsün. Anneleri yaşamsal diğer avlanma gibi yetenekleri de sonradan kazanılan bazı davranışlar var. Bunları anneleri tarafından alabilsin. Ancak ortam şartları buna izin vermediği için kerkenez yavrularını biz büyüttük. Kerkenez yavrularının doğaya yumuşak bir salım yaparak bırakmak istediklerini aktaran Kandır şöyle devam etti. 14 tane kerkenez yavrusu büyüdü, doğaya dönmeye hazır hale geldi. Yumuşak bir salım yapmayı planladık. Bugün 2 tanesini tutarak gönderdik ama bundan sonrası diğerlerini kafesin kapısını açacağız. Kendini hazır hisseden o kafes kapısından çıkarak doğaya dönüş yapacak. Yaz mevsimi gelince düğün sezonda açıldı. Gelinlikçilere ise rağbet arttı. Biz de bir gelinlikçiye giderek sezonun en çok tercih edilen gelinlik modeli ne, gelinlik fiyatlarında geçen seneye göre ne gibi bir artış oldu öğrendik. Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Yazın gelmesiyle beraber gelinlikçilere talep oldukça arttı.
Birbirinden çok çeşidin olduğu bembeyaz gelinliklerin içinde gelin adaylarına hangi model gelinlik daha çok yakışır karar vermekte oldukça zor. Biz de bu yaz sezonunda gelinler için en çok hangi gelinlik modelleri tercih ediliyor? Geçen sezona göre gelinlik fiyatlarında artışlar nasıl oldu? İşletme sahibi Mehmet Büyükekmekçi'den dinledik. Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Gelinlikçilere ise talep arttı. Bugün sizler için bir gelinlikçiye geldik ve yanımızda Mehmet Bey var. Gelinlik sıfırdan dikildiği zaman takribi olarak 15 gün içerisinde müşterilerimize teslim ediyoruz. Bunun yanı sıra gelinlikle ilgili herhangi bir tadilat durumunda bir hafta içerisinde provalar şeklinde müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Gelinlik fiyatları yeni sezonla birlikte 5.000 lirayla 25.000 lira arasında değişmekte. Geçen seneyle bu sene arasında etkilenmemizden dolayı yaklaşık olarak %100 fiyatlarla ilgili zamlar var. Ve yaklaşık 2 aydan bu yana her ay yaklaşık %10-15 oranında bir artış daha ilaveler oluyor. Gelinlerimiz saatlerce gelinlik içinde kalıyorlar. Bu yüzden ne tarz bir gelinlik giyerlerse rahat bir şekilde bir günlerini geçirebilirler. Genelde zaten bu sezonun modası olan Helen dediğimiz daha az kabarık, daha hafif olan gelinliklerde giyildiği zaman müşterilerimiz daha rahat ettiklerini söylerler. Gerçekten diğer kabarık modellere nazaran Helen gelinliklerde biraz daha hafif olduğu için müşterilerimiz gayet mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yaz ayları geldi. Düğünlerle birlikte düğün salonlarında yoğunluk yaşanıyor. Biz de sizler için Afyonkarahisar Düğün Salonu Dernek Başkanı Şükrü Köken'e düğün salonundaki yoğunluğu sorduk. Köken neler dedi? Gelin birlikte bakalım. Düğün salonları çiftlerin istek ve taleplerini karşılamak için dört gözle bekliyor. Biz de düğün salonunda düğünlerini yapacak çiftler için araştırma yaptık. Hani gitmiştik ya ikimiz birden ama bitmiştik harbiden. Afyonkarahisar Düğün Salonu Dernek Başkanı Şükrü Köken, düğün salonundaki yoğunluğu anlatarak yoğunluk bekliyorduk ama dünya genelindeki ekonomiden bizler de etkilendik şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Bu yıl itibariyle düğün salonlarında yoğunluk normal. Beklentimizin içerisinde pandemiden çıktık. Yaklaşık bir 18 aylık süreçten sonra biz bir yoğunluk bekliyorduk salonlarımız içerisinde ama yoğunlukla beraber Türkiye genelinde, dünya genelinde ekonomide bir çarpıntılar oldu. Bu ekonomiden biz de etkilendik. Biz günü gününe düğün satmıyoruz. Biz daha önceden pazarlanmış, 3 ay önceden, 6 ay önceden, 1 yıl önceden pazarlanmış düğünleri satıyoruz. Bugün içerisinde yapmış olduğumuz düğünleri geçen yıl yaptık. Geçen yıl etin kilosu 30-40 lira, 50 lirayken, şekerin kilosu 8 lirayken bugün bunlar 3-4 kat birden arttı. Bu 3-4 kat artmasıyla beraber bizim sektörümüzde tatlısında, pilavında, etinde, diğer sektörlerde olduğu gibi mazotta bizim sektörümüz ister istemez etkilenir. Kazancımızda baya baya bir düşme var. Sıfır noktasında gidiyoruz. Sıfırın altına indiğimiz düğünler duruyor. Daha önceden vermiş olduğumuz sözlerden dolayı. Köken, sokak ve köylerde düğünlerin geleneklere uyarak 3 gün sürdüğünü ve maliyetin 3 katına çıktığını dile getirdi. Düğün salonundaki gelen misafir sayılı, standart geliyor. Bizden ne kadar talep ediliyorsa, örneğin diyelim ki 500 kişilik bir düğün düşünün. 500 kişiye göre biz hazırlık yapıyoruz. Düğün sahibi de diyor ki, evet benim davet sayım 500 kişi gelecek. 500 kişiye biz gıdasından, yemesinden, işte pastalı veya haşhaşlı ne istiyoruz ona göre işlem yapıyoruz. Bu işlemle beraber sokaktaki veya köylerde yapılan temelimizde, geleneklerimize göre köylerdeki düğünlerimiz daha önceden başlamış düğünler. Bir köyde, bir kasabada, bir mahallede düğün yapıldığı zaman mahallenin tamamı, köyün tamamı davet edilir. İşte diyelim ki Ahmet Han'ın düğünü var. Bir de bizim Afyonumuzda hala 3 gün düğünler devam ediyor. Pazar gün gelin almayı düşünürseniz cuma günden düğün de başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar gün gelin alana kadar veya sünnet olana kadar düğünlerimiz devam ediyor. Bu da ne oluyor? İster istemez külfet getiriyor. Köken düğününü düğün salonunda yapacak çiftlere tavsiyelerde bulunarak düğün yapacak çiftler ne istediklerini bilsinler diye uyardı. Ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Bir düğün sektörünün içerisinde yaklaşık 50'ye yakın yan etki var. Bugün zarafından tutun da, mobilyasından çıkın, ayakkabı boyasından tutun da, giyim, gömlek satan çorapçısına kadar düğün yapmaya başladığınız andan itibaren tüm sektörü etkiliyor. Düğün sektörü az bir sektör değil. Düğün sektörüne bu sokak düğünü yapın, ev düğünü yapın, salon düğünü yapın. Burada mutlaka alışveriş yapmanız gereken bir etkenler var. Arkadaşlara
gezen arkadaşlara çiftlerimiz öncelikle devlet yine destek verdi. Evlilik kredileri veriyor. Bunlardan yararlanmalı, uygun şekilde yararlanmalarını isteriz, talep ederiz. Buradaki yaptıkları şeyleri araştırmalarını güzel yapsınlar. Hayatlarında bir defa mutlu olacaklar gün vardır. Onu da yani zehir etmesinler. Afyonkarahisar'da tarih kokan bir antika dükkanı içerisinde adeta tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Farklı tarihlere ait eşyaların bulunduğu antika dükkanında her eşyanın ayrı bir hikayesi var. Antika dükkanında adeta tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Paha biçilemez, birbirinden değerli antikaların bulunduğu dükkanın her köşesi tarih kokuyor. Afyonkarahisar'da 17. yüzyılın ortalarından kalma tarihi taşan Alemi Çarşı'yı ziyaret ederek yüzlerce yıllık antikaların tarihi hakkında antikacı İhsan Soysal'dan bilgiler aldık. Buraya gelenler adeta tarihe yolculuk yapıyor. Antika dükkanının içerisinde birbirinden farklı zamanlara ait eşyalar var. Merhabalar. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli öğretmenim. Emekli olduktan sonra bu işleri ticari olarak yapmaya başladım. Antikacı yani zor aslında. Antikacıyız diyemiyoruz hala biz ama bu işe gönül vermek lazım. Tarihi sevmek lazım. Tarihe değer vermek lazım. Geçmişe değer vermek lazım ki antikaya merak salınabile, antikacı olunabile yani istenirse. Şimdi bizim genelde aldığımız malzemeler işte ev boşaltılır. Ne bileyim işte büyükler vefat eder. Çocuklara onların eşyalarını getirir. Bunun yanında tabii talep konusu falan da var. Atıyorum insanlar şark köşesi yapmak istiyorlar ve antikacılara geliyorlar. Şark köşelerine koyabileceklerini objeleri topluyorlar. Dolayısıyla o tür eşyalar da biz alıyoruz. Peki insanların en çok talep duyduğu antika eşyası hangisi? Şu sıralarda dediğim gibi şark köşesi yapmaya özenen, böyle nostalji köşesi yapmak isteyen insanlar genelde ne bileyim işte duvar halıları, ibrikler, eski malzemeler, eski saatler, radyolar bu tür ürünler talep ediyor. Şu sıralarda mesela plak talebi de çok. Eski 33'lük ve 45'lik plak talepleri de çok. Nostaljik müzik dinlemek istiyorlar. Sanırım herhalde zamanın teknolojik aşırı gelişimi teknolojinin insanları biraz nostaljiye itti. Dolayısıyla bu tür talepler geliyor. Bizim aslında tarihimize baktığımızda kültürümüz oldukça zengin. Yani Türk kültürü oldukça zengin. Dolayısıyla çevre illerden de tabii mesela atıyorum yakından başlayarak uzaklaşalım. En yakınımızda Kütahya var. Eski Kütahya porselenler revaçta. Ne bileyim Karadeniz'de saldırma bıçaklar, kamalar var. Çok güzel o eski efelerin, o zamanın malzemeleri. Ne bileyim işte Urfa, Diyarbakır, Antep taraflarından bakır işçiliği, malzemeler çok. Uzaklardan en çok gelenler bunlar. Ha bunun yanında tabii Avrupa'dan, başka dünyada, başka ülkelerden de gelen malzemeler var. O da nasıl anlatayım size, Hollanda saatleri mesela. Nostaljik görünümlü genelde el yapımı saatler. Onlardan da getirdiğimiz oluyor zaman zaman. Peki son olarak antikaya antika diyebilmemiz için hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Antikanın yani gerçek antika demin dediğim gibi artık antikacılık ve nostaljik ürünler birbirine karıştı şu sıralarda. Teknoloji çok hızlı gelişti. Dolayısıyla atıyorum 70'li yılların malzemesi bile nostaljik bir ürün oldu. İnsanlar ona bile antika gözüyle bakmaya başladı. Bir antikanın ya antika diyebilmemiz için nereden baksanız en az bir 80-100 yıl geçmesi lazım ki antika diyelim. Şu an gördüğünüz ürünlerin çoğu %70'i nostaljik ürünler. Yani çok eski değil. Gerçek antika zaten paha biçilmez bir şekilde. Hani böyle ulu ortada sergilenmez. İçerisinde adeta geçmiş kültürümüzden izler taşıyan, tarih kokan kitaplarından ansiklopedisine, eski paralarından sanatçıların plaklarına kadar her türlü eşyanın bulunduğu bir sahafhaneyi ziyaret ettik. Sahafhane işletmecisi İhsan Soysal ise vatandaşları kitap okumaları konusunda uyardı.
tarih kokan kitapların arasında adeta geçmişe gidiyoruz. Kültür taşıyıcılığının önemli bir kısmını sırtlanan sahafhanede, kültürümüzün zenginliğini geçmişten günümüze taşıyan kitapların arasında tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürümüzden izler taşıyan sahafhanede işletme sahibi İhsan Soysal oldukça zengin bir kültüre sahip olduğumuzu ve kültürümüzü yaşatmaya çalıştığını dile getirerek şunları söyledi. Şimdi ise sahafhanedeyiz. Ben tarihimizi, geçmişimizi seviyorum. Biz Türk milleti olarak da oldukça zengin bir kültüre sahibiz. Aynı zamanda da öğretmen olunca bazı şeyleri yaşatma isteği bende hiçbir zaman bitmedi. Dolayısıyla Antika'nın yanında da bir sahafhane olur diye düşündüm. Kendi biriktirdiğim kitaplarımı burada sergilemeye başladım. Tabii alıyoruz, satıyoruz da. Eski kitaplar da geliyor. Çok çok eski kitaplar da geliyor. 1800'lü yılların başına ait kitaplar da geliyor mesela. Tabii Osmanlıca, Arapça yazılı kitaplar, Farsça yazılı kitaplar. Ama onun haricinde yakın dönem kitaplar da geliyor. Biz burada bunları sergilemeye çalışıyoruz. Kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Sahaflık konusunda bilgi veren işletme sahibi İhsan Soysal, vatandaşları kitap okumaları konusunda da bilinçlendirdi. Sahaflık konusunda kısa bir bilgi vereyim. Bizim burası sahafhane deniyor. Sahaf gözüyle bakıyor insanlar ama sahaf olmak için çok çok tekne ekmek yemek lazım. Atıyorum kitabın yazarından tutun da baskı tarihine kadar incelemek lazım. Çok okumak lazım. Okumak deyince de aklıma geldi. Buraya biz insanları olabildiğince itmeye çalışıyoruz. Çocuklara kitapları tanıtmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yani gelişen teknolojiyle kitap okuma alışkanlığı da neredeyse bitmek üzere. Fakat kitap okumayı seven insanlar, bilen insanlar buraya ilk girdiklerinde herhangi bir kitap alıyorlar. Direkt olarak kitabın kokusunu alıyorlar. Okumayı seven, kitabı seven insanlar bunu yapıyorlar. Ben de zaman zaman buraya kapanıp bir şeyler okumaya çalışıyorum. Bakın burada mesela 1960'lı yıllara ait ansiklopediler var. Hayat mecmuaları, ses mecmuaları ne bileyim. Bunlar daha yakın dönem. Bunlar çok değerli de değil de. Eskiye ait birçok kitaplar var. İlk basımlar var. Dini kitaplarımız var. İnsanlara okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Kitapları tanıtmaya çalışıyoruz. Benim torunlarım da gelir burada vakit geçirirler. Okuma konusunda buradan da bu dileğimi iletmiş olayım. Kitap okumayı bırakmasın kimse. Kitap dünyadır diyelim kısaca. Afyonkarahisar'da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden keçecilik sanatının inceliklerini öğrenmek için keçeci dükkanı sahibi İsmail Erkuş'u ziyaret ettik. Kaybolmaya yüz tutan keçecilik mesleği nedir? Sizler için öğrenmeye geldik. Unutulmaya yüz tutmuş dede mesleği olan keçeciliği 50 yıldır devam ettiriyor. İsmail Erkuş keçeyi yatak, sandalye üzerine, halılara, kıyafetlere, hırkalara ve buna benzer günlük hayatta pek çok alanda kullanıyor. Keçecilik mesleğinin hayvancılığın olduğu sürece kaybolmayacağını vurgulayan İsmail Erkuş şunları söyledi. Şimdi yaklaşık 50 yıldır ben bu mesleği yapıyorum çocukluğumdan beri. Biz bu mesleği icra etmekteyiz. Bu meslek benim dedemden gelen bir meslek. Dedemden babama, babamdan da bize geçen bir meslek bu. Daha hala da sağlık verdiği müddetçe Allah-u Teala bunu devam et, çalışıyoruz yani. Ya mesleğimiz kaybolmaz. Neden kaybolmaz? Hayvancılığın olduğu sürece çobana bu kepenek ömür boyu lazım. Hayvancılıkta yani dünya tarihi olduğu sürece bitmeyeceğine göre bu keçecilik olayı kaybolmaz. Şimdi keçe sadece çoban kepeneğinden ibaret değil. Mesela yatakların üzerine bel kortları yapıyoruz, yatak üzerine keçe yapıyoruz, at keçeleri yapıyoruz, böyle evlere halılar yapıyoruz, sandalye üzerine keçeler yapıyoruz. Keçe sadece şimdi eskiden bilindiği gibi çobanın üzerine girdiği kepenekten ibaret değil. Yani günlük hayatta kullanabileceğimiz her şeyde keçeyi kullanma ortamları var yani.
Keçe yapımının birçok aşaması olduğunu söyleyen Erkuş, keçenin yapım aşamalarını anlattı. Şimdi keçenin yapım aşaması ilk önce yün böyle Mayıs-Haziran aylarındaki kuzuların yünlerinin kırkılmasıyla başlar. Köylü vatandaş yünlerini kırkar bizlere getirir. Yani kırkma dediğimiz yünün üzerindeki yünü kesmek anlamındadır. Yani kırkma demek de olayı. Onlara getirir. Biz bunları ilk önce yün tarama makinesinde inceltiriz. Daha sonra hasırların üzerine kepenek ojesi iki kat haline getirir şekilde saçarız. Keçi ojesi bir kat halinde yaparız biz bunları. Makinede bunu bir saat deptiririz yani. Ondan sonra bu 30-40 santimlik kalınlığındaki keçeler bir santime düşer. Ondan sonraki işlemden sonra biz bunu sıcak suyla, buharla pişirme makinesi dediğimiz makinede 3-4 saatlik bir pişirme esnasında sıkıştırarak, presleyerek bitiririz. Bir günlük böyle suyunun süzülmesine bırakırız. Daha sonra ortasından keser, iki kat haline getiririz yani. Yani bir kepeneğin yapım aşaması, bugün başlanan kepenek 3. veya 4. gün ancak sokağa çıkar. Aynı günde bir kepenek olmaz yani. Aşama aşama bunların hepsi de. Eskişehir'de düzenlenen posta güvercini yarışında aynı kümesten 4 kuş Kars'tan Eskişehir'e 1050 kilometrelik mesafeyi uçarak 25 saatte tamamladı. Güvercinler bir günde 1050 kilometre uçarak kümeslerine geri döndüler. Bu taraftaki kuşumuz ve az önce... Tarihin eski yıllarından beri farklı amaçlarla kullanılan ve çok uzun mesafeler uçarak iletişimi sağlayan posta güvercinlerinin yeteneklerini sergileyebilmeleri için Eskişehir'de yarışlar düzenleniyor. Yarışlarda güvercinler özel araçlarla geri gelmeleri istenen mesafeye götürülüyor. Gittikleri şehirde serbest bırakılan güvercinler kümeslerine döndüklerinde yarışı tamamlamış oluyor. Her sene farklı mesafelerde düzenlenen posta güvercin yarışında bu sene Eskişehir'de bir ilk yaşandı. Eskişehir'deki 3 derneğin düzenlediği Kars yarışında 4 güvercin bir günde 1050 kilometre uçarak kümesine döndü. Toplam 97 adet güvercin yarışa katılırken Vural Görel isimli vatandaşın 4 kuşu sırayla kümese dönerek büyük bir başarıya imza attı. Bu taraftaki kuşumuz ve az önce... Çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü söyleyen Eskişehirli Vural Görer, 3 yıldır ilgiyle beslediği posta güvercinlerinin başarıya ulaştığını anlattı. Bu yarışlar sezonluk oluyor. Yaklaşık 9 etap ve 10 etaptan şehirden başka şehirlere doğru yavaş yavaş etap etap gidiliyor. Daha onun öncesinde antrenmanlarla biz kendi kuşlarımızı ilk baş kendi bireysel antrenmanlarımızla yapıp ondan sonra 110 kilometreden 650-800'e kadar normal dernek finallerimiz oluyor. Toplam 9 veya 10 etap yapıyoruz. Ondan sonrası özel etap Kars gibi özel ekstra maraton yarışı diye geçiyor. Bu sene de o 3 dernek olarak Eskişehir Profesyonel Posta, Bozüyük Posta ve Eskişehir Posta olarak 3 dernek adı altında kendimiz düzenledik. 25 saatte kara kilometresi 1300, hava olarak uçum, kuş uçumu olarak da 1050 kilometreyi aşarak evine ulaşmayı başardı. Eskişehir Profesyonel Posta Dernek Başkanı Hasan Edirne, bu yarışta gidilen mesafenin önceki yarışları geride bıraktığından bahsetti. Bu sene 3 dernek ortak yarışlar bittikten sonra karar aldık, organizasyon yaptık. Federasyondan gözlemcimiz geldi, Türkiye Güvercin Federasyonu'ndan. Onun kayıt altına aldığı kuşlarla salım hakemlerimiz var. Bu bizim yarışlarımıza gönderdiğimiz salım hakemi diyoruz. Onların araçlarında kuşlarımız 2 gün yol sürmek şartıyla Kars'a ulaştı. Kars'ı aştık artık 1050 kilometre. Önümüz senede bu organizasyonu devam ettirebilirsek, bir aksilik yaşamazsak eğer, Gürcistan-Batum yarışı yapmayı düşünüyoruz. O da 1200 kilometre falan olacak Eskişehir'e. Onu da aşabilirsek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız Eskişehir dernekleri olarak. Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor. Bilecik'teki Bozcaarmut Göleti doğa severleri mest ediyor. Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta huzur veriyor. Gölet, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor. Doğa severler günübirlik kamp imkanı sunan gölet çevresinde yürüyüş de yapıyor.
Denizli'de içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı kuş cenneti olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü, Nilüfer Tarlası ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Denizli'de 182 kuş türüne ev sahipliği yapan Süleymanlı Yayla Gölü, nilüferleriyle görsel şölen sunuyor. 182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra, ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki türünü içinde barındıran Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü'nde nilüferler açtı. Geçen seneye oranla daha fazla yayılan ve büyük bir alanı kaplayan nilüferler gölde adeta görsel şölen oluşturdu. Genel olarak yerli turistleri ağırlayan 466 dekar alana sahip göl, ziyaretçilerini güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Çeşitli şehirlerden gölü görmek için kilometrelerce yol gelen ziyaretçiler, yeşille mavinin buluşmasını fırsat bilerek anı ölümsüzleştirdi. 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yayla Gölü'nün eşsiz nilüfer tarlası ise havadan drone ile görüntülendi. Anadolu'nun en önemli simgelerinden olan başak bitkisini resmeden sanatçı Nilgün Kutlu Çelik, açtığı sergiyle görenleri mest ediyor. Anadolu'nun simge yiyeceği olan başağı tuvale dokudu. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde sergilenen resimler, sanatçı Nilgün Kutlu Çelik tarafından yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Bereketi simgeleyen başak bitkisini geçmişten bugüne Anadolu'nun en önemli yiyeceklerinden biri olduğu için tema olarak seçtiğini dile getiren Kutlu Çelik, 2 metre boyunda toplam 4 resim tasvir etti. Sanatını icra etmeden önce şarkılardan, şiirlerden etkilendiğini aktaran Kutlu Çelik, projeye başlayalı 3 yıl olmasına rağmen ilginin hala yoğun olduğunu belirtti. Aslında çok kısa sürede tamamladık. Resimlerin boyutu 1 metre, 2 metre, yaklaşık 4 resmi 2 ayda tamamladım. İlgi halen devam ediyor. 3 yıl oldu projeye başlayalı. Özellikle hani sipariş için de gelenler var. Görselleri inceliyoruz. Şiirlerden etkileniyoruz. Şarkılardan etkileniyoruz. Hayali olarak da çalışıyoruz. Kütahya'da 19 yıl önce vakit geçirmek için Çini atölyesine gitmeye başlayan ev hanımı Yıldız Söğüt, kendisini geliştirerek Çini ustası oldu. Vakit geçirmek için gittiği atölyeden Çini ustası olarak çıktı. Kütahya'da bir çocuk annesi 49 yaşındaki Yıldız Söğüt, 19 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra oyalanmak için Çini atölyesine gitmeye başladı. Zamanla Çini sanatına gönül veren Söğüt, geçen sürede işin inceliklerini öğrendi. Çini'yi geçim kaynağına dönüştüren Söğüt, 2 yıl önce başladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Çini Sanatı ve Tasarımı programını başarıyla tamamladı. Kendine özgü tasarımlarla Çini sanatına katkı sağlayan Yıldız Söğüt, hem cinslerine de örnek oluyor. Çini sanatından kazandığı parayla oğlunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Söğüt şöyle devam etti. Ben eşimden ayrılmıştım. Evde böyle ruh halimin çok iyi olmadığı zamanlarda kız kardeşim gidiyordu Çini'ye. Onunla beraber gidip kendimi oyalamak için aslında bu işe başladım. İş olarak da başlamadım. Sadece kendimi oyalamak için gitmiştim. Ekmek kapım oldu. Oğlum şu anda üniversite son sınıfta ve onun bütün geliri el emeği göz nuru, kendi el emeğim göz nurumla oldu. Denizli'de yağlı kar çiçeği tohumu ekilen tarlalar hasat için gün saymaya başladı. Muhteşem manzarasıyla adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşen ayçiçeği tarlasında incelemede bulunan Başkan Zolan, üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak Denizli'de ilklere imza attık dedi.
ayçiçekler hasat için gün sayıyor. Denizli'de sarıya bürünen ayçiçek tarlaları güzelliğiyle dikkat çekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen Nisan ayında yağlık ayçiçeği tohum desteği verdiği çiftçiler hasat için gün saymaya başladı. Geçen sene Nisan ayında acı payam, baklan, bozkurt, çal, çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 300 üreticiye 4800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilerek çiftçinin yüzü güldürülmüştü. Proje çerçevesinde toprakla buluşturulan ayçiçeği tohumları filizlenip büyüyerek muhteşem manzarasıyla adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Ucarı mahallesinde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yağlık ayçiçeği tohumu eken çiftçi Kenan Asıl'ın tarlasında incelemelerde bulundu. Güçlü olarak kalmamız için de üretimin de artması ve güçlenmesi gerekiyor. Çiftçilerimize birçok alanda değişik şekillerde destekler sağlıyor. Tabii biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üretici olan çiftçi kardeşlerimize destek olmak, onları farklı noktalarda da yönlendirebilmek, yeniliklere veya ilkleri başlatabilmek anlamında böyle pilot projeler uyguluyoruz. Bir süre tarlada incelemelerini sürdüren Başkan Zolan, seyirlik bir manzara oluşturan ayçiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Selçuk Üniversitesi Hava Araçları takımı turşu bidonundan yangın söndürme İHA'sı yaptı. İHA, belirlenen yerden kendi su alıp yine tanımlanan yangın noktasına otomatik olarak su boşaltıyor. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında uluslararası ve liseler arası insansız hava araçları yarışması Afyonkarahisar'da devam ediyor. Teknik kontrolle bekleniyorsunuz hızlı bir şekilde. Bu kapsamda takımlar araçlarını yarışma alanında uçuruyor. Bu yarışmalarda boy gösteren birbirinden ilginç insansız hava aracı var. Bunlardan birisi de turşu bidonunun su haznesi olarak kullanıldığı SÜHA takımının drone'u. Bu drone tamamen otomatik olarak belirlenen noktadan su alıyor ve belirlenen noktaya su bırakarak otomatik olarak söndürme çalışması yapıyor. Altı öğrenci ve bir danışman öğretim görevlisinden oluşan SÜHA takımının kaptanı Barış Atasever icatlarını anlattı. Teknofest kapsamında bir proje geliştiriyoruz. Projemiz bu yıl başlarında kurulmuş yeni bir takımız. Projemizde yangın söndürme olayında devam ettik. Projemizi geliştirirken haznemiz su alması gerekiyor. Hazneye su dolması gerekiyor. Önce haznemizi suyu çektikten sonra balonu patlatarak olay yerinde görüntü işlemeyle bularak kırmızı hedef nokta yani yangın noktasını tespit ediyoruz. Suyumuzu boşaltıyoruz. Su haznesi olarak ilginç bir materyal kullanan gençler o konuya da açıklık getirdi. Hazne olarak turşu bidonu kullandık. Bunun sebebi turşu bidonun kapağı standart ve hazne sürekli değişebilir. Yani atıyoruz 3 litre su alabiliriz veya 5 litrelik bidon hazne takabiliriz. Kapak sabit zaten drone'a. O yüzden haznemiz sürekli değişebiliyor. Takım kaptanı Atasever, drone'un çalışma şeklini de anlattı. Hedef kırmızı noktayı tespit ediyoruz. Kırmızı nokta tespit edildikten sonra suyumuzu alıyoruz. Yani suyu aşağıdan 3 metre sarkıttığımız bir su motorumuz var. Su motoru 20 saniyede 2 litre yaklaşık su alabiliyor. Suyumuzu aldıktan sonra daha önceden konumu tespit edilmiş kırmızı noktaya ilerliyoruz. Daha sonra balonu patlayarak haznedeki su yangın noktasına boşaltılmış oluyor. Tamamen otonom şekilde yapıyor. Suyu da otonom şekilde alıyor. Yangın alanı da otonom olarak tespit ediyor ve müdahalede bulunuyor. Su noktasından su çeken su motorunun da kendilerinin tasarladıklarını aktaran Atasever, bunun için drone motoru kullandıklarını söyledi. Standart olarak kullanılan su motorlarını tercih etmedik. Çünkü çok zaman kaybediyorduk. Yani suyu çok 3 metre yukarı çektiği için yani borumuz uzun. Çok fazla zaman kaybımız oluyordu bu yüzden. Drone motorundan şu an bu drone motoru bu tamamen kendi tasarımımız. 20 saniyede 2 litre 3 metre yukarı su basabiliyor. Yani haznemize suyu doldurduktan sonra çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde yangına müdahale edebiliyoruz.
Genç mucitlerin tasarladığı drone motordan oluşan su motoru da sensörlerle yönlendiriliyor. Öncelikle bu suya dalıyor. Suya daldıktan sonra burada bir yağmur sensörü var. Yağmur sensörüne sinyal gidince su motoru çalışıyor. Su motoru su çekmeye başlıyor. Haznemiz doluyor. Yine burada tavanında bir su yağmur sensörü var. Yağmur sensörüne tekrar sinyal geliyor. Hazne dolduğunu anlıyor. Daha sonra yangın bölgesine doğru harekete geçiyor. Daha sonra burada servomuz var. Servo motoru konuma geldiğinde ileri yönlü hareket ederek balonu patlatıyor ve burası buradan suyumuz aşağı doğru boşalıyor. Eskişehir'de animasyon çizgi filmi yapan arkadaşına yardım ederken 3 boyutlu modelleme sanatıyla tanışan üniversite öğrencisi Didem Kalaycı, tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeleri de kullanarak yaptığı eserleri sergilemeye hazırlanıyor. Eskişehir'de 3 boyutlu modelleme sanatıyla uğraşan üniversite öğrencisi Didem Kalaycı, tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeleri de kullanarak minyatürler yapıyor. Kalaycı, cımbız, küçük kesici aletler yardımıyla tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeler, kumaş, hafif bir ağaç türü olan balsa, straforlu maket kartonu fotoblok, polimer kil gibi ürünleri kullanarak hayal gücünün yardımıyla bazı minyatür modellemeler üretiyor. Yaptığı minyatürleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Kalaycı, eserlerini yaz mevsiminde sanat galerisinde sergilemeyi planlıyor. Bundan sonraki hedefim planladığım sergileri gerçekleştirmek öncelikle. Ondan sonra da yani bu alanda gerçekten yer edinmek istiyorum ve bunu tam zamanlı işim haline getirmek istiyorum diyebilirim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörükler, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası'nda beşincisi gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Yörük Türkmen Toyu'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörükler Süleymanlı Yaylası'nda yapılan toyda buluştu. Denizli'nin Buldan ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Yörük Türkmen Toyu'nun 5.si 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yaylası'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toy açılış konuşmalarıyla devam etti. Gelsin kocaman alkışlar öncelikle. Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan çok sayıda yörük ve 150'ye yakın dernek bir araya geldikleri toyda renkli görüntüler oluşturdu. Çadırların kurulduğu yaylada müzik eşliğinde doyasıya eğlenen yörükler yöresel kıyafetler giyerek hünerlerini sergiledi. Bu haberle Pembe Yeşil Haber bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.